Hatay'da özel bir taş ocağı tarafından yapılan dinamitle patlatma sonrası çevrede bulunan tarım arazileri zarar gördü. Samandağ ilçesi Çöyürlü mevkisinde bulunan özel bir taş ocağı fabrikası tarafından yapılan dinamitle patlatma sonucu çevrede bulunan çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. Mağdur olduklarını ifade eden çiftçiler yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Can ve mal tehlikesi altında olduklarını ifade eden çiftçi Fevzi Doğru şöyle konuştu. Ocağı 5-15 yıldan beri burada bizim üzerimizde tarlamıza canımıza patlama yapıyor. Eriklerimiz de zeytin ağaçlarımız hep kırılıyor. 4 sefer ben şikayet ettim, jandarmaya gittim. 5 yıldan beri şimdiye kadar ne hak ne hukuk bana verdiler. Can güvenimiz kalmadı, tarlaya gelmiyoruz. Sabahleyin burada bir tane baraka yapmışım, şetil almışım, ekmeğe gittim, yerle bir olmuş. Ağaç devrilmiş. Taşları görüyorsunuz efendim. Bize ne hak ne hukuk veriyorlar. Tarlalarından mahsul ve verim alamadıklarını söyleyen çiftçi Nasır Kılınç şöyle konuştu. Ne tarlamıza geliyoruz, ne de mahsul alıyoruz, ne de hak, hukuk. Bu adamın yanında hakkımız geçmiyor. Bu Allah'tan korkmuyor. Tamam. Zaten Allah'tan korksa bize böyle yapmaz. Geçmişte birinin taş patlatma yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Çöyürlü Mahallesi vatandaşlarından Yücel Doğru şöyle konuştu. Gerçekten halka çok zarar verdi. Geçmişte de bir kişiyi öldürdüler. Üstü örtüldü bu olayların. Bu insanlar buradan ekmek yiyor. 1,5 ay kala yani bu ağaçların verim vermesi 1,5 ay kala bu hale geldi. Millet buradan ekmek yiyecek. Ama maalesef bu hale getirdiler. Allah aşkına dostum, şu taşa bak nasıl girmiş eriğin içine. Şu. Bak. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi ya? Ağaç ya, ağaç veren, bu vermeye gelmiş ya. Patlamadan bu.